Fizik 801 Klasik Mekanik 27. ders. Bugün konu değiştireceğiz. Bugün sizlerle akışkanlar, hidrostatik basınç ve barometrik basınç hakkında konuşacağım. Şimdilik eğer yer çekimini bir tarafa bırakırsak ve kapalı bir bölmem var. ve akışkan ile dolu ise bu gaz ya da sıvı olabilir. Burası A alanı olsun. Ve bu yönde ona bir kuvvet uygularsam bu durumda bir basınç uygularım. Basınç kuvvet bölü alan olarak tanımlanır ve birimi Newton bölü metre karedir aynı zamanda Pascal olarak adlandırılır. 1 Newton bölü metrekare bir Pascal'dır. Şimdi yer çekiminin yokluğunda basınç bu kabın her yerinde aynıdır. Ve bu Pascal prensibi olarak adlandırılan şeydir. Pascal prensibi bir kapalı kutudaki bir sıvıya basınç uygulandığında bu basıncın sıvıdaki her noktaya ve kabın duvarlarının her yerine azalmadan iletileceğini söyler. Basıncın skaler olduğunu, bir yönü olmadığını unutmayın. Kuvvetin bir yönü vardır ve sıvı tarafından her yere iletilen, bundan dolayı duvara da iletilen kuvvet her yerde duvara dik olmalıdır. Çünkü eğer kuvvetin herhangi bir teğet bileşeni olursa bu durumda sıvı hareket etmeye başlar. Etki tepkiye eşittir. Böylece sıvı hareket etmeye başlar ve bizler burada statik akışkanlar hakkında konuşuyoruz. Eğer herhangi bir yüzey elemanı alırsam bunu yüzeye yakın bir yerde alıyorum. Küçük bir delta A elemanı ve kuvvet delta F kuvveti bu yüzeye dik olmalıdır. Böylece delta f bölü delta a, delta a sıfıra gittiğindeki limit durumunda p basıncına eşittir. Bunun gerçekten çok kolay anlaşılmayan, oldukça şaşırtıcı sonuçları vardır. Hidrolik krikonun temeli budur. Burada tuhaf bir şekli olan bir kabın var. Ve burada A1 ve A2 alanları olan pistonlar olsun. Her yer sıvı ile doldurulmuştur. Ve buraya F1 ve buraya da F2 kuvveti uyguluyorum. Böylece buraya uyguladığım basınç F1 bölü A1'dir. Böylece Pascal prensibine göre sıvının her yerindeki basınç aynı olmalıdır. Şimdilik birazdan anlatacağım yer çekimi etkisinin önemli bir değişiklik yapmayacağını kabul ediyorum. Fakat yer çekimini birazdan ele alacağım. Böylece basınç bu durumda her yerde aynı olacaktır. Fakat bu tarafta olan basınç F2 bölü A2'dir. Ve böylece eğer sıvı hareket etmezse bu ikisi aynı olacaktır. A2'nin A1'e oranının 100 olması demek, bu kuvvetin bundan 100 kat daha az olması demektir. Diğer bir deyişle, eğer buraya 10 kilogram kütleli bir ağırlık koyarsam ve buraya da 1000 kilogram koyarsam bu tamamen dengede olur. Bunu anlamak çok kolay değil. Bu tüm tamirhanelerde kullanılır. Yaptıkları şey bunun üzerine arabayı koyarlar. Bunu buraya çizersem platform bu. Bunun üzerinde bir çubuk var ve araba da onun üzerindedir. Ve birileri buradan baskı uygular ve bu durumda burası yükselir. Araba yukarı kalkar. Eğer buradan 10 kilogramdan biraz fazla bir kuvvetle itersem bu yaklaşık 100 Newton olacaktır. Bu seviye yukarı kalkar. Böylece ilk düşünceniz aman Allah'ım enerjinin korunumu kanunu ihlal edilmiyor mu? Hiçbir şey yapmaksızın bir şeyler elde etmiyor muyum? Şeklinde olur. Aslında bu doğru değildir. Bunu D1 mesafesi kadar aşağı ettiğimi düşünelim. Bu durumda yer değiştirdiğim sıvı miktarı yani hacmi A1 çarpı D1 kadardır. Akışkan buraya gelir. Böylece burası D2 mesafesi kadar yukarı çıkar. Fakat buradan ayrılan aynı miktar sıvı oraya eklenir. Diğer bir deyişle A1 D1 A2 D2 olmalıdır. Şimdi eğer buradaki kuvvet oradaki kuvvetten birkaç yüz kez daha az ise sol tarafta yaptığım iş F1 çarpı d1'dir. Eğer buradaki kuvvet bundan 100 kat daha az ise hareket ettirdiği mesafe d2 mesafesinden 100 kat daha fazladır. Çünkü a2 bölü a1 100'dür ve böylece F1 d1 ile F2 d2 aynı olacaktır. 100 kat daha az kuvvet fakat 100 kat daha fazla mesafe ve çarpım aynıdır. Böylece bunu aşağı doğru ittiğim zaman yapmış olduğum işi arabayı yukarı doğru kaldırmak suretiyle potansiyel enerji cinsinden elde ederim. Böylece arabayı 1 metre yukarı kaldırmak istiyorsam ve eğer oran 100'e 1 ise bunu aşağı doğru 100 metre hareket ettirmem gereklidir. Bu biraz kullanışsızdır. Bu yüzden bu hidrolik presler her zaman böyle kriko ile yukarı kaldırılacak şekilde tasarlanır ve her zaman krikoyu yükselttikçe sıvı hidrolik krikonun bu tarafa da doğru tekrar akar. Fakat eğer oran 100'e bir ise bu durumda gerçekten etkili bir şekilde 100 metre gitmek zorundasınız ki araba 1 metre yukarı kalksın. Şimdi tabii ki yer çekiminin akışkanların basıncı üzerine etkisi vardır. Eğer okyanuslarda derinlere dalarsanız basıncın arttığını biliyoruz ve bu yer çekiminin bir sonucudur. Ve basınç artışını türetmek istiyorum. Bu Y'nin artış yönü olsun. Ve ben bir sıvı elemanı seçiyorum. Ve bu eleman sıvının içindedir. Onu istediğim herhangi bir şekilde seçebilirim. Burada güzel yatay bir lehva olarak seçiyorum. Ve bu alan A'dır. Bundan dolayı taban alanı da A'dır. Ve burası Y artı delta Y yüksekliğinde olsun. Ve burası Y yüksekliğidir. Ve buradaki basınç P y artı delta y ve buradaki basınç P y'dir. Ve bu cisim delta m kütlesine sahiptir ve sıvı y ile değişebilen rho yoğunluğuna sahiptir. Şimdilik bu bizi ilgilendirmiyor ve böylece bunun kütlesi hacim çarpı yoğunluktur ve hacim ise bu A alanı çarpı delta Y'dir. Bu durumda kütle alan çarpı delta Y çarpı Rho olur ve Rho Y ile değişebilir. Böylece şimdi eğer bütün kuvvetleri buraya yerleştirirsem yer çekimi kuvveti vardır ve bu delta M çarpı G'dir ve bu yöndedir. Bu durumda sıvının basıncından dolayı yukarı doğru bir kuvvetim söz konusudur. Ve bu elde etmek istediğim şeydir. Ve bu her zaman yüzeylere diktir. Bunun hakkında daha önce konuşmuştuk. Böylece bu kenarda kuvvet bu şekilde etkir ve burada kuvvet bu şekilde etkir. Tabandan bu şekilde etkir ve yukarıdan bu şekilde etkir ve bunu F2 olarak adlandırıyorum. Sadece dikey yönde olanları alıyorum. Çünkü yatay düzlemde olan tüm kuvvetler bilinen nedenlerden dolayı birbirini yok eder. Şimdi denge olmalıdır. Bu akışkan elemanı hiçbir yere gitmiyor. O sadece sıvının içinde duruyor. Ve böylece bu yönde F1 eksi F2 eksi delta MG eşit sıfır olmalıdır. Sadece bu durumda akışkan eleman statik dengededir. Fakat F1 bu basınç çarpı alana eşittir. Böylece bu Y seviyesinde P basıncı çarpı alan ve F2 ise Y artı delta Y seviyesindeki P basıncı çarpı alan eksi delta M yerine A çarpı delta Y çarpı Rho çarpı G yazılabilir. Burada Rho Y'nin fonksiyonu olabilir ve bu sıfıra eşittir. Alanlarımın yok olduğuna dikkat edin. Bunu biraz farklı bir şekilde yeniden düzenleyeceğim ve delta y'ye böleceğim. Ve böylece y artı delta y seviyesindeki p basıncı eksi y seviyesindeki p basıncı bölü delta y. Eğer bunları o tarafa götürürsem eşit eksi rho y çarpı g elde ederim. Ve eğer bunun delta y sıfıra gitmesi durumu için limitini alırsam, bu durumda bunu dp bölü dy olarak adlandırırız. Ve bu sizlere y'nin artan değerlerine giderseniz basıncın azalacağını söylemektedir. Eksi işaretledir. Bu çok doğaldır. Eğer y'nin azalan değerlerine doğru giderseniz bu durumda basınç artar ve biz bunu hidrostatik basınç olarak adlandırırız. Bu yer çekiminden dolayıdır. Yer çekimi yok ise hidrostatik basınç yoktur. Çoğu akışkanlar, çoğu sıvılar sıkıştırılamazlar. Başka bir deyişle sıvıların yoğunlukları aslında değiştirilemez. Ve bundan dolayı bunu silebilirsiniz ve her zaman aynı yoğunluğu kullanırsınız. Bu son derece zordur. Gazların aksine sıvının yoğunluğunu değiştirmek için son derece büyük kuvvetler ve basınçlar gereklidir. Bir gaz sıkıştırılabilir ve bir gazın yoğunluğunu kolayca değiştirebilirsiniz. Sıvılar sıkıştırılamaz. Eğer burada bir pistonun varsa ve burada da bir sıvı varsa ve ben de buraya bir kuvvet uygularsam benim için bu hacmi küçültmek imkansızdır. Hatta yüzde belli bir değer küçültmek bile mümkün değildir. Fakat eğer bu gaz ise bu durumda benim için bunu içeri doğru itmek ve hacmi değiştirmek, yani hacmi daha küçük yapmak ve dolayısıyla gazın yoğunluğunu artırmak çok kolaydır. Eğer bir balyoz alırsam ve bir plastik yastığa vurursam Yastık hava ile doludur. Bu bir yastık gibi davranır ve onu sıkıştırabilirim. Eğer balyozu bir mermer zemine vurursam onu sıkıştıramam ve mermer zemin üzerindeki ve balyozdaki kuvvet çok daha büyük olur. Çünkü bu yastık etkisi söz konusu değildir. Eğer bir boya kutusu alırsam ve burada bir tane, iki tane var. Ve bu boya kutularının biri ağzına kadar su ile dolu ve diğeri hava ile doludur. Bir balyozla ona vurursam bu durumda bu bir yastık gibi davranır. Fakat bu hacmin azalmasını istemez. Bundan dolayı kuvvet aynen mermer zeminde olduğu gibi daha büyük olacaktır. Fakat kuvvet böyle alanın basınç olduğunu hatırlayın. Ve Pascal prensibine göre bu basınç tüm sıvı içerisine azalmaksızın yayılır. Ve böylece eğer buraya bir kurşun atarsam bu durumda kocaman bir kuvvet elde ederim. Son derece küçük yüzey alanlı bir kurşun. Ve böylece sıvı içerisindeki basınç muazzam bir şekilde artar ve teneke kutu ağzına kadar su ile dolu olmak koşuluyla patlayabilir. Çünkü içinde hava boşluğu kalmış ise bu durumda bu yastık etkisi söz konusudur. Şimdi havanın bunda mı yoksa onda mı olduğunu hatırlamıyorum. Karar vermeyi sizlere bırakıyorum. Bu yüzden bu kenardan mermiyi ateşleyeceğiz ve bu durumda hangi kutunun patladığını ve hangisinin patlamadığını göreceğiz. Ve patlamayan içinde hava olandır. Ve patlayan ise içinde su olandır. Onu ağzına kadar su ile doldurmuş olmamız şartıyla. o içinde hala bir şeyler var. Tamam. Bir şeyleri yanlış yapmışım ama şimdi her şey yolunda. Tamam. İşte mermiyi koyuyorum. Tamam. Bunun için hazır mıyız? Bana hangi kutunun hava ile, hangi kutunun su ile dolu olduğunu söyleyin. 3-2-1-0 Tamam. Bu kapalı. Burada ve orada güzel bir delik var. Ve bunun burasında ve orasında birer delik var. Fakat kapağın düştüğünü gördünüz. Böylece bu arada hangisinin içinde su olduğunu öğrendik ve içinde hala var. Bunlar o kadar kolay anlaşılır şeyler değil. Bundan böyle sıvıların tamamen sıkıştırılamaz olduklarını farz edeceğim diğer bir de işte orada yazılı olan bu yasayı kullanabilir ve çok basit bir integral alabilirim. Şimdi DP'nin P1'den P2'ye kadar integralini alabilirim. Bu y ve bu da y2 seviyesindeki P2 basıncı ve bu sıvı içerisindeki y1 seviyesi için P1 basıncı ve şimdi bu eşitlik eksi Rho, G, D, y eşittir ve Y1'den Y2'ye integral alınır. Şimdi bu oldukça kolay bir integraldir çünkü Rho sabittir. Rho, Y'nin bir fonksiyonu değildir. Dünya atmosferi için bu oldukça zordur. Çünkü atmosferde Rho, rakımın bir fonksiyonudur. Fakat sıvılarda değildir. Ve böylece P2-P1 eşittir. Eksi Rho G çarpı Y2 eksi Y1 elde ederiz. Ve bu Pascal kanunu olarak adlandırılır. Bunu biraz farklı bir şekilde yazmayı tercih ederim. Fakat aynı şeydir. Burayı artı olarak almayı tercih ederim. Böylece burayı Rho G çarpı Y2 eksi Y1 olarak değiştiririm. Böylece bu eğer Y2 eksi Y1 pozitif ise bu bundan daha büyüktür. P1'deki basıcın P2'deki basıçtan daha büyük olması demektir. Fakat tabii ki bu ikisi tamamen aynıdır. Böylece bu hidrostatik basıştır. Bunun oldukça tuhaf sonuçları vardır. Sıvı ile dolu bir kabımın olduğunu farz edelim. Bu oldukça değişik. Bunun gibi bir şekli olsun. Oldukça garip bir şekil. Bunu bu seviyeye kadar sıvı ile dolduruyorum. Buradaki seviyesi y2'dir. Ve bu kabın altını alalım ve bunu y1 olarak adlandıralım. Ve böylece içerisindeki bu noktada basınç p1 ve buradaki basınç p2'dir. Tamam. Şimdi Pascal prensibinin bize söylediği şey buradaki her yerde basıncın aynı olduğudur. Çünkü y2 eksi y1 farkı buradaki bütün noktalar için aynıdır ve böylece sizler bunun bir şekilde anlaşılır olduğunu söyleyeceksiniz. Eğer burada bir sütun alırsam A alanına sahip, oldukça düzgün, silindir şekilli dik bir sütun ve bu aradaki mesafeyi kolaylık olsun diye H olarak seçiyorum. Bu durumda bu sütunun ağırlığı bu sıvının ağırlığıdır ve alan çarpı bu h yüksekliği olacaktır. Bu hacimdir. Böylece ağırlık hacim çarpı sıvının rho yoğunluğu çarpı g olacaktır. Ve böylece bunun kuvvet olduğunu, ağırlık olduğunu söyleyeceksiniz. Buradaki taban bu ağırlığı taşımak zorundadır ve böylece tabandaki basınç ağırlığın alana bölünmesidir. Bu da rho h g eder. Böylece bunun çok açık olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet olabilir. Fakat buraya ne dersiniz? basınç aynıdır. Farklı olamaz. Eğer buradaki basınç farklı olsaydı bu durumda sıvı akmaya başlardı. Fakat burada bu sütun H yüksekliğine sahip değildir. Sadece buradaki yükseklik H'dir. Peki buraya ne dersiniz? Pascal prensibi sonuç olarak eğer bu şekilde bir kaf varsa ve onu tamamen sıvı ile doldurursanız bunun en alt noktasındaki basıncın dibe kadar sıvı ile dolu olan böyle bir kaptaki basınç ile tamamen aynı olduğunu söylemektedir. Fakat bunun ağırlığı bunun ağırlığından çok daha fazladır. Fakat Pascal prensibine göre basınç farkları aynıdır. Anlaşılması çok kolay değil. Bizler bir hava okyanusunun en alt bölgesinde yaşıyoruz. Burası dünya ve burası da atmosfer. Ve bizler y yönünde yukarı doğru gittiğimiz zaman bu durumda basıncın azalacağını bekleriz. Sıvılarda olduğunun aksine atmosferde basınç doğrusal bir şekilde azalmaz. Sıvılarda doğrusal olarak değişir çünkü ro değişmez. Atmosfer ortamında yoğunluk yükseklik ile değişir. Fakat eğer aynen burada sıvılarda yaptığım gibi 1 santimetre karelik bir silindiri atmosferin üzerine kadar alırsam 1 santimetre kare alıyorum. A alanını alabilirdim. Ve tüm havayı tartarsam bu durumda buradaki basınç için doğru cevabı elde ederim. Çünkü eğer orada yapıyorsam ve orada geçerliyse burada da geçerli olmalıdır. Ve bu durumda bulacağım şey tabanda yani deniz seviyesinde bulacağım şey kabaca santimetre kare başına 1 kilogramlık bir kuvvet yani 10 newtondur. Yani atmosferin yukarısına kadar uzanan birkaç yüz kilometre uzunluğunda 1 santimetre karalık bir tübün ağırlığı sadece 1 kilogramdır. Tüm hava sadece 1 kilogram gelir. Santimetre kare başına 1 kilogram. Eğer bunu metrekare başına Newton'a dönüştürürsek bu durumda yaklaşık olarak 10 üzeri 5 Pascal elde ederiz. Ve bu genellikle atmosferik basınç olarak adlandırılır. Böylece atmosfer üzerimize baskı uygular ve bu bize atmosferik basıncı verir. Aşağı doğru gittikçe sıvının ağırlığından dolayı sıvının uyguladığı artan basınçtan çok da farklı olmayan bir basıncı atmosferde uygular. Bu atmosferik basınç sık sık barometrik basınç olarak da adlandırılır. Barometrenin çalışma ilkesi İşte elim ve elim aşağı yukarı 150 cm²'lik bir alana sahiptir kuvvet her zaman yüzeye diktir. Bunu birkaç kez anlattım. Üzerimizdeki atmosferden dolayı her santimetre kare başına 1 kilogramlık bir basınç söz konusudur. Bu benim elime aşağı yönlü 150 kilogram uygulanıyor demektir. Neden elim aşağı doğru gitmiyor? Çünkü aynı zamanda onu yukarı doğru iten 150 kilogram var. Bu nedenle kendimi çok rahat hissederim. Hatta bu yönde ve şu yönde çok büyük bir kuvvet olduğunu fark bile etmiyorum. Öyleyse eğer atmosferik basıncı hissedemiyorsam peki onu nasıl ölçebilirim? Bunu ölçmenin yolu şu deneyi yapmaktır. Birazdan yapacağım gibi bir sıvı alırsınız ve bu sıvıya bir hortum yerleştirirsiniz. Bu kızılcık suyu ve bu da hortum. Ve bu hortumu tamamen sıvı ile dolması için bütünüyle sıvının içine daldıracağız. Ve sonra onun ucunu dışarıya çıkaracağız ve biz ucunu dışarı çıkardıkça sıvının hortumun içinde kalacağını göreceğiz. Sıvının hortumun içinde kalmasını sağlayan barometrik basınçtır. Ve onu dışarı çekerim, dışarı çekerim, dışarı çekerim ve öyle bir an gelir ki sıvı artık içinde kalamaz. Böylece o aşağı doğru kabın içine akar. Ve bu durumda içi boşalır. Sıvı buradadır. Bu barometrik basıncı ölçebilmemizin bir yoludur ve nasıl olduğunu birazdan göstereceğim. Fakat ilk olarak bu kızılcık suyunun bu tüpün içine gireceği konusunda sizleri ikna edeyim. Tüpün üzerine parmağımı yerleştiriyorum ve onu dışarı doğru çekiyorum. Kızılcık suyun içinde kaldığına dikkat edin Aşağı doğru hareket etmiyor. Sadece parmağımı üzerinden kaldırdığımda şşt, aşağı doğru gider. Fakat parmağımı üzerinde tuttuğum sürece aşağı doğru hareket etmez. Eğer hortumum yeterince uzunsa ve birazdan ne kadar uzun olduğunu öğreneceğiz 10 metreden daha uzun olacak gibi. Bu durumda, kızılcık suyunun yukarıdan aktığını göreceğiz. Ve bu atmosferik basıncı ölçebilmenin bir yoludur ve şimdi bunun hakkında daha nicel olacağım. Bu denklemi silmeyeceğim çünkü bu denklemi seviyorum. Böyle bir deneyin eskiden plastik ortoplarla yapılmadığını, cam borularla yapıldığını hayal edin. Ve burada bir sıvımın olduğunu, ve burada da tübümün olduğunu varsayalım. Ve sıvı buraya kadar yükselmiş olsun. Böylece burası boştur. Ve buraları sıvıyla doldur. Bu Y1. Bu Y2'dir. Bu basınç P1 ve buradaki iç basınç P2'dir. Ve bu basınç sıfırdır çünkü boştur, bir şey yoktur. Çok az miktarda buhar basıncı vardır fakat bu oldukça küçüktür. Ve bu mesafe h olsun. Ve şimdi buradaki P1 basıncı nedir? Tabii ki barometrik basınçtır. Sadece atmosfere maruz kalmaktadır. Tamam. P1 P2 sıvının rho yoğunluğu çarpı g çarpı y2 eksi y1'e eşit olan h eşittir. Fakat p2 sıfırdır. Böylece p1 rho g h'ye eşittir ve bu barometrik basınçtır. Böylece tek yapmam gereken yoğunluğunu bildiğim bir sıvıyı almak ve hortumdan su boşalmadan önce sıvıyı ne kadar yükseğe çıkardığımı ölçmektir. Ve bu durumda barometrik basıncın ne olduğunu öğrenirim. Bu çok önceleri 17. yüzyılda Torricelli tarafından yapıldı. O civa kullandı. Yeri gelmişken civanın yoğunluğu 13,6 çarpı 10 üzeri 3 kilogram bölü metre küptür. Bu civadır. Ve Torricelli H'yi yaklaşık olarak 76 santimetre buldu. 0,76 metre. Bu doğrudur. Günden güne çok az değişir. Birkaç santimetreye kadar değişebilir. Biraz aşağı, biraz yukarı. Eğer yukarı ise bu durumda barometrik basınç aşağı olduğundan daha yüksektir. Ve bu durumda P1 barometrik basıncı 13,6 çarpı 10 üzeri 3 çarpı G ve G'yi 10 alacağım. Ve çarpı yükseklik 0,76. Bu bize 1,03 çarpı 10 üzeri 5 Pascal verir. Ve bu biraz önce sizlere bahsettiğim santimetre kare başına 1 kilogramlık kuvvete oldukça yakındır. Bir atmosferlik basınç daha güzel bir yolla, daha doğru bir şekilde tanımlanır. Yani bu cıva kullanıldığında buradaki sütunun yüksekliğinin tam olarak 760 milimetre olduğu durumdur. Bu durumda buradaki basıncı bir atmosfer olarak tanımlarız. Şimdi aynı deneyi su ile yapabilirsiniz. Halbuki biz bu deneyi kızılcık suyu ile yapmayı denedik. Suyun yoğunluğu cıvanınkinden 13,6 kat daha azdır. Bu yüzden suyun yüksekliği 76 santimetreden 13,6 kat daha yüksek, yaklaşık olarak 10 metre olmak zorundadır. Böylece bunu yukarı doğru 10 metre yükselttikten sonra bu akacaktır. Bu durumda kendinize bir su barometresi yapmış olursunuz. Eğer bunu civa ile yaparsanız bu durumda bir civa barometresi elde edersiniz. Bu seviyenin aşağı doğru düştüğünü göreceksiniz. Ve eğer basınç yüksek ise hava iyidir. Basınç düşükse hava iyi değildir. Böylece kendi başınıza 10 metre uzunluğunda olan bir su barometresi yapabilirsiniz. Hikayeye göre Fransız olan Pascal'ın bunu kırmızı şarap ile yaptığı söylenir. Böylece o kırmızı şarap barometresine sahipti. 10 metre suyun 1 atmosferlik hidrostatik basınç oluşturduğunu hatırlamak oldukça iyidir. Eğer okyanuslarda 100 metreye kadar aşağı dalarsanız bu durumda hidrostatik basınç 10 atmosfer kadar artar. Böylece her 10 metre 1 atmosferdir. Cornelius van Deubel. Bunu nasıl telaffuz edeceğim biliyorum çünkü ben de Hollandalıyım. 17. yüzyılın başlarında yaklaşık 1622'lerde ilk denizaltını yapmasıyla bilinir. O bir Hollandalı mucit idi. Ve o bu denizaltıyı yaklaşık 5 metre derinlikte çalıştırmayı başardı. 5 metreyi göz önüne alalım. Orada hidrostatik basınç bir atmosferin yarısı kadardır. 10 metre bir atmosfer, 5 metre yarım atmosfer. Şimdilerde Denizaltıların ne kadar derine gittikleri sırdır ama onlar hidrostatik basıncın 90 atmosfer olduğu 900 metre yani 3000 fit kadar derine giderler. Eğer denizaltı 900 metrede ise denizaltının her bir metre karesi başına kuvvet 900 tondur. 900 bin kilogram. Şimdi Van Drabel'in denizaltısı 17. yüzyılda elde edilen büyük bir başarıydı. Çünkü denizaltının içindeki basınç bir atmosfer ise dışarıdan nasıl koruyacaksınız? Bu teneffüs etmiş olduğu hava. Deniz seviyesinden 5 metre aşağıda hava 1,5 atmosfer midir? Yani anlayacağınız bir atmosferlik barometrik basınç ve yarım atmosferlik hidrostatik basınç var. Böylece burada denizaltına yarım atmosferlik daha fazla basınç etkimektedir. Bu her santimetre kare başına içeri doğru yarım kilogram ağırlığa denk olan yarım kilogramlık bir basınç var demektir. Kuvvet yüzeye her zaman diktir. Ve eğer bu denizaltısını 2 metre kare olarak alırsanız bu on bin kilogramlık bir kuvvet olacaktır. Bunu başarmış olması ve denizaltını gerçekten başarılı bir biçimde çalıştırmış olması oldukça şaşırtıcıdır. Sizlere bu ders salonunda van der ne tür bir kuvvet ile ilgilenmiş olduğunu gösterebilirim. Orada önünüzdeki boya kutusunu görüyorsunuz. Ve ben onu buharlaştıracağım. Pardon, buharlaştırmayacağım. Kutunun içindeki havayı boşaltacağım. Havayı dışarı çıkaracağım. Ve burada 25-15 santimetre boyutlarında bir boya kutusu var. ve bu kutu dengededir. Dışarıda da içeride de bir atmosfer basınç var ve boya kutusu mutlu. İçindeki havayı dışarı çıkaracağım. Böylece burada düşük basınç elde edeceğim. Diğer bir deyişle aynen Van de karşılaştığı gibi dışarıdaki basınç içeridekinden daha yüksek olacak. Dışarıdaki basınç içeridekinden daha fazla. İçeriye doğru bir çökme elde edersiniz. O denizaltını yeterince sağlam yaparak bunun üstesinden gelmiştim. Buradaki havayı dışarı attığımız zaman bu durumda fazlalık basıncı bir atmosfer olacağını ileri sürebilirsiniz. O sadece yarım atmosfer ile ilgilenmişti. Bunda vakumu elde etmeden önce onun zaten içeri doğru çökeceği konusunda bana inanın. Böylece bizim çalışacağımız kuvvet, Van kendi denizaltısını yaparken ilgilendiği kuvvet ile kıyaslanabilir olacak. Ve böylece bu kutudan havayı dışarı attığımızda kutu içeri doğru çökecektir. Ve bu gerçek atmosferik basıncı görmenizin diğer bir yoldur. Böylece kutunun içerisindeki hava basıncını dışarı alırsam etrafımızda bulunan ve bizleri aşağı doğru iten havadan dolayı kutu kelimenin tam anlamıyla ezilecektir. Tamam. Bunun tamamen kapatılması her zaman bir problem oluşturur. Ve burada bir vakum pompası var ve şimdi kutuyu pompalayalım. Ezilme seslerini hali hazırda duyabilirsiniz. 375 santimetre kare olan ön taraftaki kapak üzerinde kuvvet eğer içerisindeki basın sıfır ise 375 kilogramlık bir kuvvet olacaktır. Fakat bakın bu kutu pek mutlu görünmüyor. Ve bunlar Van 17. yüzyılda ilgilenmiş olduğu kuvvetleriyle oldukça kıyaslanabilir. Ve Van Trebel, içeriye doğru çökme olmaksızın denizaltısını bu kuvvetlerin varlığında çalıştırmayı başardı. Tamam. Bunu bir hatıra olarak almak ister misin? O oh, hayır, bunu henüz sana veremem. İlk olarak bunu çıkarmalıyız. Fakat daha sonra alabilirsin. O oh, ağzına takılan parça bizim için oldukça değerlidir. Çünkü kesinlikle yeniden kullanmak zorundayız. Böylece barometrik basınçla ilgilendiğiniz zaman çok büyük kuvvetlerin söz konusu olduğunu görürsünüz. Scuba diving yani tüplü dalmaya gidiyorsunuz ve 10 metre derinliğe dalacaksınız. Ağzınıza su yüzeyine kadar uzanan bir hortum takarsanız nefes alabilir misiniz? Bu imkansızdır. Eğer buradaysanız ve bir hortumunuz varsa... bu da su seviyesi ise ve burası da 10 metre ise bu durumda ciğerleriniz ve su seviyesi arasındaki fazlalık basınç bir atmosferdir. Fazlalık basınç. Burası bir atmosfer barometrik basınçtadır. Burası bir atmosfer hidrostatik basınç artı bir barometrik basınç. Böylece burada iki atmosfer basıncı söz konusudur. Bundan dolayı göğüs kafesinizi oldukça büyük bir basınç etki eder. Ciğerlerin içinde bir atmosferlik basınç, dışarıda iki atmosferlik basınç ve bu durumda nefes alabilmenin hiçbir yolu yoktur. Eğer göğsümün alanı 30-30 cm ise bu yaklaşık 1000 cm karedir. Bu göğüs kafesimizin üzerine 100 kilogramlık bir ağırlık etkimesi demektir. Ayrıca arkadan da etkileyecektir her iki yönde de. Bu kuvvet bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu, bu şekilde itecektir. Böylece siz gerçekten ölümüne sıkıştırılırsınız. Bu yüzden tüplü dalmaya giderseniz ne yaparsınız? Bu durumda tankın içerisinde sıkıştırılmış havaya ihtiyacınız vardır ve nefes almak için bunu kullanırsınız ve böylece açıkça su tarafından uygulanan hidrostatik basıncı önleyebilirsiniz. Şimdi, suyu yüzeyde bir boru yani şnorkel vasıtasıyla yüzdüğümüzü düşünelim. Bu farklıdır. Bu durumda ağzımızda küçük bir tüp var ve yüzüyoruz. Şnorkeli kullanarak ciğerlerimizin ne kadar derinliğe kadar olan hidrostatik basınca uyum sağlayacağını düşünüyorsunuz? Herhangi bir fikri olan var mı? Şnorkeli kullanarak 3 metre dalabileceğimizi düşünüyor musunuz? Kimler kolayca 3 metre dalabileceğimizi düşünüyor? Ki, tamam, kimler sadece 1 metreyi düşünüyor? Kimler 1 metreden çok daha az olduğunu düşünüyor? Tamam, çok da az olmadığını biliyoruz. Çünkü şnorkelin kendisi bu kadar uzunluktadır. En azından 30 cm'de de yapabileceğinizi biliyorsunuz. Böylece bundan daha az olamaz. Bizler şnorkeliyle ne kadar derine dalabileceğimizi ve akciğerlerimizin hidrostatik basınca dayanabilecek kapasitesini Kabiliyetlerini ölçebiliriz. Eğer ben suyun altındaysam bu durumda göğüs kafesimizin üzerine etki eden bir basın söz konusudur. Ve dışarıya havayı vermek kolaydır. Sadece kendimi içeri doğru sıkarsam hava dışarı çıkar. Doğru mu? Fakat nefes almak için, havayı içeri çekmek için... Sudan kaynaklanan kuvvete karşı koyacak bir kuvvet ile göğüs kafesimi dışarı doğru itmek zorundayım. Ve böylece soru, hidrostatik basıncın üstesinden gelebilmek için akciğerlerimle ne kadar bir basınç üretmeliyim şeklindedir. Ve bugün biz bu basıncı manometre diye adlandırdığımız bir cihaz ile ölçeceğiz. Bir manometre basit bir tüptür. Herhangi bir maddeden yapılabilir. Fakat plastik boru daha uygun olacaktır. Ve içerisinde sıvı vardır. Burası açık, burası da açık. Buraya ağzımı yerleştireceğim ve nefesimi üfleyerek akciğerlerim ile ne kadar fazla basınç üretebileceğimi göreceğim. Ve böylece buradan üfleyeceğim ve bu durumda bu seviye aşağı doğru gidecek ve bu seviye yukarıya doğru çıkacaktır. Ve bu yükseklik farkına H diyelim. Ve akışkanın yoğunluğu Rho'dur. Bunun için su, boyalı su kullanacağız. Böylece Y1 seviyesindeki basınç P1'e eşittir. İşte burada ve Y2 seviyesindeki basınç P2'ye eşittir. Ve böylece P1 eksi P2 Rho çarpı H hala orada yazılı olan yasayı uyguluyorum. Çarpı G'ye eşittir. P2 seviyesinin basıncının bir atmosfer basıncı olduğunu biliyorum. Bu doğru. Bu bir atmosferdir. Çünkü havaya açıktır. Böylece P1 bir atmosfer artı Rho HG'ye eşittir. Ve böylece benim manometremin gösterdiği şey bir atmosferin üzerinde ne kadar basınç oluşturabildiğimdir. Ve biz bunu fazla basınç olarak adlandırırız. Bizler sık sık fazla basınç ölçen aletler ile çalışırız. Benzin istasyonuna gittiğiniz zaman ve lastiğinizin basınçlarını ölçtürdüğünüz zaman lastiklerin içindeki basıncı burada aynı zamanda fazlalık basınç ölçen bir alet vardır. Ve orada böyle bir manometremiz var. Buradan üfleyeceğim. Bu bize ne kadar derinlikte şnorkel ile yüzebileceğimizi hemen söyleyecektir. Eğer bu yükseklik farkını 10 metre yapabilseydim, bu durumda su içerisinde şnorkel ile 10 metre derinlikte yüzebilirdim. Çünkü bu bir atmosferin üzerinde bir fazlalık basınç oluşturabileceğim anlamına gelir. Eğer bu sadece 5 metre olursa, bu durumda şnorkel ile sadece 5 metre derinlikte yüzebilirim. Eğer bu sadece üzücü bir şekilde 1 metre ise, bu durumda gerçekten yüzeyden 1 metre aşağıda rahat nefes alabilirim. Ve işte burada gördüğünüz şey manometredir oldukça çok yükseğe çıkamayacağını zaten biliyorsunuz. Aksi takdirde bu ortumlar daha uzun olmalıydı. Şimdilik sahip olduğumuz seviye budur. Bu taraftaki basınç atmosfer basıncıdır, burası açıktır. Bu tarafta atmosfer basıncındadır, bu tarafta açık. Seviyelerin aynı olmasının nedeni budur. Bu işaret buranın 50 cm üzerindedir ve buranın 50 cm aşağısındadır. Böylece eğer bir atmosferin onda biri kadar fazlalık basıncı akciğerlerimde oluşturabilirsem bu durumda bu 50 cm yukarı kalkar ve bu 50 cm aşağı iner. Bu 1 metre su demektir. 1 metre su bir atmosfer basıncın onda birine eşittir. Hatırlıyor musunuz? 10 metre su bir atmosfer hidrostatik basınca eşittir. Eğer ben akciğerlerimde atmosferin onda biri kadar bir fazlalık basınç oluşturmaya başarabilirsem bu durumda 1 metre derinlikte şnorkel yüzebilirim. Bunu deneyelim. Bir metre imkansız. Birkaç saniye elde edebilirsiniz fakat çok uzun süre değil. Bu çok hayal kırıcı. Bu yüzden şnorkel ile bir metre bile dalamazsınız. Eğer biriniz denemek istiyorsa burasını keseceği. Bu oldukça hijyenik. Belki bazılarınız daha iyi yapabilir. Sen güçlü adamdın, hatırlıyor musun? Şimdi üflediğin zaman sıvının salınmamasına çalış. Çünkü bu durumda sıvının dışarı sıçramasına sebep olursun. Oldukça derin bir nefes alman ve daha sonra yapabildiğin kadar kuvvetli bir şekilde üflemen gerekli. Başla. Güçlü adam yaklaşık olarak 1 metre 20 santim elde ettin. Bu çok iyi, mükemmel. Havayı içeri doğru emme hakkında ne düşünüyorsunuz? Akciğerlerimde ne kadar düşük basınç oluşturabilirim? Peki, düşük basıncı da bu aletle ölçebiliriz. Bu şekilde yaparım ve şüphesiz durumda sıvı tersine doğru hareket edecektir. Belki de fazlalık basınç durumuna kıyasla düşük basınç durumunda daha iyi yapabilirim. Haydi deneyelim. Yaklaşık aynı. Yine bir metre. Suyun altında olduğunuz zaman havayı dışarı vermek hiç problem değildir. Hidrostatik basınçtan dolayı göğüs kafeslerinizin üzerine bir kuvvet etki eder. Böylece havayı dışarı vermek kolaydır. Fakat göğüs kafeslerinizi, akciğerinizi genişletmek problemdir. Bu havayı akciğerlerinizi almanın problem olacağı anlamına gelir. Ve böylece bu ikinci yapmış olduğumuz deney gerçekten suyun altında ne kadar derinlikte şnorkel yapabileceğinizi belirler. Ve biz bunu bir metre olarak bulduk. Yani problem havayı dışarı vermek değil, havayı içeri almaktır. Ve bu hafta sonu bu gerçek bir hikayedir. Kendi kendime şöyle dedim. Birinci katta oturan ve büyük bir bardakta meyve suyu, şarap, bira ya da her neyse bulunduran birinin bu içeceğini ikinci kattan bir pipet ile çekerek çalmayı düşündüğümü varsayın. Bunu yapabilir miyim? Ve bu durumda burada ayakta duruyor olayım. Burada duran adam içinde oldukça güzel içecekler olan bardaktan haberi yok. Bu benim pipetim ve bu içeceği böyle çekeceğim. Ve hafta sonu pipetin orada gördüğünüz bu metreden daha fazla uzun olamayacağına karar verdim. Bu düşük basınç durumuydu. Gerçekte süpermarkete gittiğinizde çocuklar için olan bu malzemeyi aldığınız zaman bunun yapılabileceğini anlarsınız. En azından çekebilirsiniz. Bu belki 40-50 santimetredir. Bununla çekebilmeniz gerekir. Aksi takta bunları satmalarının bir anlamı olmaz. Fakat bunu 1 metreden fazla yapabileceğimi düşünemedim. Ve böylece markete gittim ve kendime 2 metre uzunluğunda bir hortum satın aldım. Ve mutfakta bu şekilde durdum. Ve orada bir bardağım vardı. Ve bunu içmeyi başardım. Ve bu beni şaşırttı. Ve süpermarkete tekrar gittim ve kendime 3 metrelik bir hortum, bir boru aldım. Bunu yapmamın imkansız olduğundan emindim. Böylece evimin ikinci katına çıktım. Birinci kattan aşağı doğru bakabilirim. Benim evim bu şekilde yapılmıştır. Ve inanamadım. İnanamadım. Nasıl oluyor da içeceğimi hala içebiliyorum. Sanki sizlere göstermiş olduğum şeyin ihlali gibi görünüyor. Ve bu yüzden birilerinin yardımına ihtiyacım var. Ve sizlere birilerinin içeceğini çalma konusunda ne kadar iyi olduğumu göstereceğim. Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Çünkü pipetimi meyve suyumun içinde tutmak zorundasınız. Göreceğiniz gibi çok yükseğe çıkacağım. Sadece burada dur ve hemen sana ortama atacağım sınıfın seni görebilmesi için biraz kenarda duruver. Birazdan seni göreceğim. Merhaba. Tamam. İşte bu benim pipetim. Onu içine koyabilir misin? Şimdi bu sıvıyı bana doğru çekmeyi denerken neden bunu yapabildiğimi düşünmenizi istiyorum. Halbuki orada sadece 1 metre yapabildim. Çok özel olan bir şey var. Burası neredeyse 5 metre yükseklikte. Akciğerlerinde yarım atmosferden daha düşük basınç oluşturma mümkün değildir. Bu imkansızdır. Böylece bir şekilde bunu akciğerlerimle yapmıyorum. Ve belki de ilk denememde bunu yapamayacağım. Bunu yaptığım zaman konuşamam. Konuşamam. İşte başlıyoruz. Tamam. Kızılcık suyu içtim. İster inanın, ister inanmayın. Bunun hakkında düşünün ve evde deneyin. Eğlencelidir. Kendinize daha da uzun olan bir ortam alabilirsiniz. Şimdi dikkat edin. Dikkat edin. Olduğunuz yerde durun. Eğer parmağımı kaldırırsam kızılcık suyuna ne olacağını düşünüyorsunuz? Aşağı doğru akacaktır. İşte akıyor. Tamam. Teşekkür ederim. Gelecek derste görüşürüz.